Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün hem lastik sektöründeki yeni trendi konuşacağız, hem de programa başlamadan Ipsos'un yeni bir global trend araştırması var. Onun konu başlıklarını vereceğim çünkü bayağı ilginç şeyler çıkmış bu araştırma neticesinde. Yaklaşık 20 bin kişi üzerinde araştırma yapılmış. 23 ülkede yapılan araştırmada 2017'nin öne çıkan trendlerinde elitlerin krizi birinci sırada. Ne demek bu? Elit kesim kendi ülkesinde yabancılaşmış hissediyormuş kendini. İki, belirsizliğin olağanlaşması. Yani insanlar kendilerini tehdit altında hissediyor. Dünyanın her geçen gün daha tehlikeli olduğunu ve teknolojik gelişmelerin hayatlarını olumsuz yönde etkilediklerini hissediyorlarmış. Üçüncüsü, ilgi çekme mücadelesi. Sayısı her gün artan temas noktalarıyla beraber artık tüketiciler çok fazla mesaja maruz kalıyormuş. Bundan keyifsizlik duyuyorlar. Dördüncü, sadelik ve kontrol arayışı. İnsanların %66'sı daha sade bir yaşamın olmasını istiyor. Ayrıca kendi başlarına keşfetmek ve kontrolün kendilerinde olmasını istiyorlarmış. Beşinci madde, gelenekselleşin yükselişi. Geçmişe özlem artıyor. İnsanların %80'i geleneklerin toplumun önemli bir parçası olduğuna inanıyormuş. 6. Yeni jenerasyonun geleceği. Gelişmekte olan ülkeler yeni nesli ailelerine göre daha iyi bir hayatın beklediğini düşünürken gelişmiş ülkelerde tam tersi çıkmış. 7. Daha sağlıklı bir dünya. İnsanların %86'sı daha fit olmak istiyor. İnsanlar yediğine içtiğine daha çok dikkat ederse sağlıklarının daha iyi olacağını düşünüyorlarmış ve kilo sorunu en büyük dezavantaj. Son maddede iyimserliğin değişkenliği. Gelecekle ilgili beklentiler konusunda ülkelerden ülkeye farklılıklar gösterirken, gelişmekte olan ülkeler daha pozitif tavır sergilerken, gelişmiş ülkelerde daha negatif bir yaklaşım bulunuyormuş. Evet, bugünün Ipsos özeli bu. Efendim bugün Bridgestone DriveGuard konuşacağız. Bu konuyla ilgili de Korhan Korel, Brise Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alameti Farika Ajansı Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey. Hoş geldin. Eyvallah. Sen yabancı değilsin programa. Efendim yeni bir, aslında bildiğimiz bir teknoloji ama biraz daha tabana yayılıyor sanıyorum. Evet. Biraz hikayenizi dinleyelim. Tamam. Sonra ilginç reklamınıza geçeceğiz. Tamam. Öncelikle tekrar teşekkürler davetiniz için. Ben önce Bridgestone'la Brisa'nın ilişkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Brisa'nın temelleri aslında 1974 yılında Sabancı Holding ve ortakları tarafından Lassa markasının kurulmasıyla atılıyor. Başlıyor, evet. Daha sonra 1988 yılında Sabancı Holding'de dünya lastik lideri Bridgestone Company birlikte Brisa'yı kuruyorlar. Burada işte Bridgestone'la Lassa'nın serüveni başlıyor Türkiye'de. Ve Sabancı'nın köklü geçmişi Türkiye'deki güçlü itibariyle Bridgestone'un dünyadaki teknoloji devi ve liderliğini harmanlayarak Türkiye'de de günümüze kadar gelen liderliğin adımları atılmış oluyor. Bridgestone hem dünyada hem Türkiye'de sosyal sorumluluk tarafındaki misyonlarıyla aslında hep göz önüne geliyor. Evet. Çünkü teknoloji ve yüksek kalite hep toplumu geliştirmek, mobilite, işte toplumun gelişimi, emniyetli yolculuk, çevrenin korunması gibi alanlarda yatırım yapmak için hep bu teknoloji ve yüksek kaliteyi kullanıyor. Bu yüzden de aslında 1980'li yıllarda RFT dediğimiz run flat tire, yani patlasa da giden lastik diye bildiğimiz lastikleri üretiyorlar. Bunu aslında engelli sürücüler için üretiyorlar. Yani engelli çıkış sürücüler, amacı o mu? Çıkış amacı tamamen sosyal sorumluluk. Engelli sürücüler lastik patladı. En yakın lastiğe, lastikçiye ya da evlerine ulaşsınlar diye üretiliyor. 1990'lardan sonra gene Bridgestone'un öncülüğünde bazı otomobil markaları ve modelleri için çok limitli sayıda üretilmeye başlanıyor. Endüstriyelleşmeye başlıyor. Günümüzde de hala bugüne kadar biz Bridgestone DriveGuard'ı çıkarana kadar aslında çok limitli bir kitleye hitap edebiliyorduk bu teknolojide. Uzun yıllar bir emek sarf edildi ve şu anda bunu dediğiniz gibi tabana yayabiliyoruz. Tüm lastik sektör olarak tüm araçlara uygun hale getirdik.
Burada dediğim gibi bugüne kadar hep sosyal sorumluluk tarafından giden bir konu olduğu için biz hep uzun yıllardır DriveGuard teknolojisini, yani Ramflet teknolojisini nasıl herkese yayarız diye çalışıyorduk. 2014 yılında aslında Türkiye'de araçlarda TPMS, yani lastik basıncı izleme sistemi zorunlu hale geldi. Yani Türkiye'de neredeyse şu ana kadar 1,5 milyon araç bu şekilde satıldı. Türkiye'de artık bütün araçlarda lastiğinizin basıncı düştüğü zaman bir uyaran bir geliyor. Sistem var. Evet. Bu önemli çünkü bu teknoloji 80 km hızla 80 km gitmenizi sağlıyor. Siz eğer daha fazla hız yaparsanız ve daha fazla gitmeye kalkarsanız bu sefer lastiğin performansında sorun yaşıyorsunuz. Sıkıntılar çıkıyor. O yüzden bizim iddiamız zaten bu teknolojide 80 km hızla 80 km menzilde en yakındaki lastikçiye ya da evinize varacağınız yere gönül rahatlığıyla ulaşmanızı sağlamak. 280 km de bayağı, yani benzinde bile hani değil mi 50 km kala falan uyarı verir yani. Hatta biraz önce siz Ipsos'un trendine söyledik aklıma geldi. Yani artık hem yeni nesil hem günümüzdeki insanlar hedeflerinden ödün vermek istemiyorlar. Yani yollarına engel çıkmasını istemiyorlar. Hı-hı. Aslında birazcık ona da hizmet eden bir şey bu. Çünkü bu buluş, bu inovasyon insanların acil bir durumda hiçbir şekilde aksamadan yollarına devam etmesini sağlıyor. Biz yaptığımız araştırmada şeyi de gördük. Türkiye'deki sürücülerin %40'ı aşağı yukarı son 4 yılda ya lastik hasarına ya da patlamasına şahit olmuşlar. Yaşamışlar bu deneyimi. Ve bunların da %23'ü hep gece oluyor. %50'si de şehrin biraz dışında olan hasarlar bilinmedik oluyor. Yollar. Bilinmedik yollarda evet. Başlarına geliyor. Bu özellikle kadın sürücüler için ciddi bir zorluk yani. Onlar için bayağı bir hoşluk aslında. Aslında evet. Onlar için büyük bir aslında kolaylık getirmiş oluyoruz. Yani bütün sürücüler için aslında lastik değiştirmek zor bir konu. O yüzden hem şehrin dışındaysanız da rahatlıkla şehre ulaşabileceğiniz bir menzil veriyor 80 aslında, km'de. Aslında bu teknik veya teknolojik buluş bir yerde stepneyi de ortadan kaldırdı. Evet. Şimdi birçok arabada mesela evet. Stepne yok veya böyle küçük bir hani motosiklet lastiği gibi bir şey var. O da işte belli bir kilometre zaten o amaca hizmet etsin diye. Aynen. Zaten bu teknolojiyi kullanan markalarda stepne yoktu 90'lı yıllardan beri. Şimdi biz bütün sürücülere stepneye ihtiyacınız yok diyoruz aslında. Burada 15 jant ve üstü büyüklükteki lastiklerden bahsediyoruz. Onlara göre ürettik. Bu da pazarın çok büyük bir kısmını aslında kapsıyor. Yani şu anda aslında Türkiye'de satılan arabaların çoğu bu teknolojiyi kullanabilir durumda. Kullanabiliyor, tabii tabii. Ve güzel bir haber daha, biz bu teknolojiyi Türkiye'ye taşıyoruz üretim olarak da. 2016'dan beri Ramflet teknolojisini Türkiye'de İzmit fabrikasında üretmeye başlamıştık. Hı hı. DriveGuard'ı da, Bridgestone DriveGuard'ı da 2018'den itibaren İzmit'te üretmeye ve global anlamda bir merkez olmaya başlıyoruz. O yüzden artık çok daha rahat yükselen talepleri rahatlıkla yönetebilecek bir duruma geleceğiz. Hem de dünyaya da belki buradan ekonomik olarak da bir katkı sağlayacaktır. İhracat olarak da. Bu ürünü çıkardınız, sonra bunu nasıl bir stratejiyle şimdi biz yıllardır duyuralım. Aslında bu işte topluma duyarlılığımız, sosyal sorumluluk tarafını birazcık daha ön plana çıkardığımız emniyet lastiği konseptiyle hep ürünlerimizi pazarlamıştık. Markamız, yani Bridgestone hep emniyetle konumlandırmıştık. Hatta onun jingle'ı bile şimdi aklıma geliyor yani emniyet evet. diye başlar. Evet. Ve hep bu konsepte biz lastik yerine ünlüleri kullanmıştık, reklam yıldızını. Hatta ailelerin çocuklarını kullanmıştık. Yani ürün yerine daha çok insanları kullanmıştık. Merkezimizde insan olduğu için. Ama işte dediğim gibi trendler de gitgide performansa, engel tanımamaya, yolda devam etmeye gittiği için burada emniyetin önemini performansla birleştirdik. Yani performans istiyorsunuz ama emniyete ihtiyacınız emniyete var. Şart. O yüzden artık performans emniyet ister konseptiyle devam etmek istiyoruz Bridgestone'da. Böyle de büyük bir inovasyon her zaman olmayacak. Yani uzun yıllar bu sektöre gelmeyecek bir inovasyon da elinizde olunca biraz farklı anlatalım dedik. Yani böyle teknik terimlerle anlatmayalım işte yana işte çivi battı ya da sırtına bir şey geldi. Öyle değil. Birazcık da demoyla anlatalım dedik. O yüzden de modern çağın en hızlı okçusu olduğunu iddia eden Lars Andersen diye bir dünya çapında fenomen olmuş bir okçu var. Danimarkalı. Okçu nereden aklınıza geldi ya? Ya birazcık orada demoyu abartalım istedik. Yani çivi girer, cam girer, sert bir cisim girer lastiğe ama kolay kolay yolda kimse size ok yani atmaz. Orada aslında şimdi reklamlar genelde şey yapılır ya, birbirine benzer ürünler vardır ve bir fark yaratmak onların istersin. Onların arasında bir duygusal fark, ek bir değer yaratalım gibi reklam yaparsınız. Yani reklam bu işe yarar. Burada Koran Bey'in anlattığı gibi bir buluş var ve bu buluşu
buluşları da en iyi anlatacak şeyler demodur. Hı hı. Yani hani bugün YouTube'da, Facebook'ta da tabii. Günde yani yüzlerce iyi çekilmiş, kötü çekilmiş ürün demoları görüyoruz. Şimdi burada o demoyu enteresan yapmanın yolunu aradık biz reklamcı olarak. Orada da işte 80 km hızla giden ve tekerleğine ok girmiş bir araba yeterince güçlü bir demo zaten. Hani onu gördüğünüz zaman zaten o vay anasını oluyorsunuz. Yani işte o stratejide de biz de şimdi Facebook daha yeni çıkarmış reklamları 5 duyguyla inceliyor. Bizde 10 senedir var mesela işte biz ya ah canım deriz böyle duygusal hı hı. Bir şey yaratır. Ah ha ha ne komik deriz. Bir de vay be nasıl yapmışlar deriz. Şimdi bu reklam vay be nasıl yapmışlar sınıfına giriyor. Lars'ı da hani bu ok fikri çıktıktan sonra ya zaten Amerika'da da ürünü böyle anlatmışlar. Evrensel yani Bridgestone Amerika reklamlarında. Evet. Orada ne kullanmışlar? Orada da işte olimpiyat bir olimpiyat okçusunu kullanmışlar. Yani konsept kullanılmış. Evet. Bizim burada yaptığımızda hani bunu nasıl daha enteresan hale getirebiliriz? Hani aklın yolu biraz da eğlenceli. Bri. Öyle reklamı da vardı Bridgestone'un. Evet. Aklın yolu Bri. Lars'ı da biz de internetten kim olabilir diye araştırarak bulduk yani. Cüneyt Arkın bozulmuştur bu işe. Ah bu iş keşke 20 sene önce olsaydı demiştir. Aslında o tip bir yıldız aslında. Evet, çünkü kendi gitmiş eski çağlarda okçuluk nasıl diye bakmış. Çünkü modern okçuluğu beğenmiyor. Diyor ki çok yavaş diyor. Çok statik diyor. İşte arkadan ok alıyorsunuz, yaya geliyorsunuz, atıyorsunuz çok yavaş. Halbuki bu akıncılar döneminde doğudan batıya ırklar gelip at üstünde 5 tane 10 tane ok atıyorlar. Tabii. Bunu nasıl yapıyorlar diye onu araştırıyor. Eski kitapları okuyor ve 2012 yılında bir tane video yayınlıyor. Diyor ki ben dünyada en yakın rakibinden 2 kat hızlı ok atıyorum ve aynı anda 4-5 ok atabiliyorum diyor. Hatta daha da çalışıyor. 2015 yılında daha da güzel bir video çekiyor. Hatta o video 42 milyon izlenmiş. Bayağı. O yüzden onu bulunca Ozanlar da bize bu fikri getirince biz de videoları seyrettik. Dedik tamam adamımız bu. Ve gerçekten de çok uyumlu çalıştık. Yani reklamın hikayesini birazcık daha yanıtlarım. İstersen çok eğlendik. Bir reklama hatırlayalım. Tabii. Onun üstüne konuşalım. Bir reklama gidebilir miyiz? Dünyanın en hızlı okçusu. Aşı. Evet, ben inanamadım yalnız Lars hani böyle 30-35 gibi gözüküyor ama yaşı daha fazlaymış. 53 yaşında. 53 demiş yani, iyi bakmış kendine. Ressam, şair aynı zamanda. Çok tatlı. İyi. Yani, nasıl geçti çekimler? Bak. Çekimler zorluydu tabii ki her çekim gibi çünkü hani sıkışık bir zamanda fazla şey yapmak zorundayız. Bir de ok atıyor yani. Böyle... İlk defa ben hani can güvenliği olan bir set yani Allah korusun hani ışık geldi gözüne ap yana kaydı sıkıntılı yani. Ama çok eğlenceliydi adam çok uyumlu Lars'cığımız. Peki daha önce reklam girmiş mi böyle bir şeye yoksa yok, ilk defa yok, mı? Yok girmemiş. Onun için de zaten şimdi işte kendi Facebook'unda da bir Türkiye hayranı oldu. Klasik bizim işte Türkiye'den de. Bayağı yorum alıyormuş işte. Çok iyi. Adamsın sen falan bir şeyler. Yorucu ama güzel çekimler. Yani hani orada yönetmenimize de ayrı bir teşekkür edelim Bora Egemen'e. Çünkü yani çok fazla şeyi iyi organize edip hızlı ilerlememiz gereken bir şeydi. Öncesinde de bayağı bir hazırlık dönemi oldu çünkü hani giden bir arabaya ok atmak. Bayağı hani, bir zor yani ben onu soracağım yani zor. Orada nasıl çekimler nasıl... Geçti yani o aralıkta. Yani bizi yani şöyle şaşırttı beni. Şimdi hani klasik burada acaba olacak mı? Acaba reklam hilesine başvuracak mıyız gibi. Hayır ben yönetmene bakıyorum kim diye de. Bora Egemen. Görüntü yönetmeni de yabancı galiba. Evet. Yani mesela Lars havaya bir obje atıp aynı anda arka arkaya 2-3 tane ok atabiliyor ve vuruyor. O şimdi kendi videolarında vardı da ya. Biz canlı... Yani görünce çok şaşırdık gerçekten yapabiliyor. O yüzden aslında biraz şanslıydık ama her ok atışında Ozan'ın dediği gibi
herkes uyarılıyor, bir kenara çekiliyoruz, tam ters tarafta duruyoruz can güvenliği açısından. O bakımdan birazcık da adrenalinli bir gündü. Bir de şeye çalışması gerekti şimdi, kendi attığı oklarla atması başka, bir de hani lastik delebilecek oklarla biraz çalışması gerekti. Hani ön hazırlığında da aslında reklamı çekimi kadar Lars için de zorlu ve yeni bir tecrübe olduğun için de. Ama yani başarılı bir okçu olduğu için nispeten sandığımızdan, yani tahmin ettiğimizden daha hızlı. Daha kolay da geçti diyorsun. Peki Meca şeyini nasıl yaptınız? Yani hem dağılımı? TV'de hem dijitalde, hatta dijital için ayrı bir gün geçirdik. Bir, bir gün özellikle TV çekimi için harcadık. İkinci gün dijital filmlerimizi çektik. O filmler birazcık daha da eğlenceli. İşte farklı akrobatik hareketlerle ters asılıyken atıyor, zıplayıp atıyor. 15 saniyede 10 tane ok atıyor. Hafif, hatta şimdi onu Dryguard'la konuşturduğumuz. Dryguard'ın da birazcık işte hafif ona tepki verdiği, hafif işte sürekli gaza getirdiği birkaç versiyonumuz var. Onları da yakında yayına sokacağız. Ama dijitalin de çok ağırlıklı olduğu bir kampanyadan bahsediyoruz. Bu bir yolculuk. Dryguard bundan sonra Bristol'un tam merkezinde olacak. O yüzden bu teknoloji o kadar önemli bir teknoloji ki bizim için buluş ki bundan sonra hep Dryguard üzerinden konuşulacağız. O yüzden bu bir başlangıç. Bunun daha devamları olacak, devam filmleri olacak. Başka oyuncularla olacak bazen. Ha, yani başka şey Lars'la değil, farklı. Evet. Yani dün işte beraber yeni yılda ne yapacağımızı konuşurken orada Korhan Bey de güzel anlattı. Yani artık hayatımızda şey yok. Hani eskiden olduğu gibi hedef kitle tanımı ve ona bir reklam yapım. Artık hayatımızda persona diye tabir ettiğimiz küçük küçük insanlar ve bireyler var. O yüzden hani eskisi gibi hani yaptık reklamı, koyduk televizyona, yayınladık, çok olmuyor. Yani yok yok, şimdi kişi bazlı. Kişiye özel davranıyor. Lars'ta da biz hani TV reklamı işte ana mecrada, artı dijitalde yapacağımız yayınlar ve bundan sonra da devam edecek bir iletişim planımız var Dryguard özelinde. Çünkü artık böyle olmak zorunda hani. Bir ton farklı insan var ama ulaşabileceğimiz çok güçlü mecralarımız var elimizde, birebir ulaşabileceğimiz. Bunu da bu kampanyada sonuna kadar kullanacağız. Götüreceğiz diyorsun. Şimdi baktığın zaman yani Brisa hakikaten bir Türk, Türkiye'yi temsil eden bir marka. Nasıl yurt dışında markanın temsil ettiği, biz tabii bayilik sistemleriniz olsun, bu reklamdan sonra Türkiye içindeki geri dönüşler nasıl oldu? Ya biz Türkiye'den de yaklaşık 70 ülkeye Lassa markamızı ihraç ediyoruz. Her ülkede farklı bayiliklerimiz, birkaç bayiliklerimiz var. Bu Barcelona sponsorluğu sayesinde geliştirdiğimiz markanın bir yükselme trendi de var. Ama Türkiye'ye bakacak olursak, özellikle hani tekrar Bristol'a dönecek olursam, bu reklama tepkiler çok iyi. Hep emniyeti konuşurken, emniyetle performansı birleştirmek de çok iyi. Burada sonuçta agresif bir performanstan bahsetmiyoruz. Lastiğinizin başına çok büyük bir şey gidiyor. Biri geliyor, 3 tane ok atıyor, 10 tane ok atıyor ve lastik sizi sürüşünüze devam ettiriyor. Bu çok önemli bir performans. Ama öyle şey performans değil, işte 200 km'yle viraja girdiğiniz bir performans değil. Aslında emniyetli bir performans. Sizi yolunuzdan alıkoymuyor kimse. Şanslıyız çünkü Ozan dediği gibi her personaya, herkese bir şey söylememiz lazım. Bu beklenti var artık tüketicide. Tüketicide herkes kendi hayatına dokunmamızı istiyor. O zaman da böyle bir buluş bize ne sağlıyor? En küçük araba sahibine de, çok küçük bir araba sahibine de, en lüks jip sahibine de biz bu teknolojiyi verebiliyoruz. Ve farklı konuşarak da yapabiliriz bunu. Birinin farklı bir yolda, bir dağ yolunda başına gelecek bir şeyi anlattığımız bir reklamımız olabilir derdi. Bir tanesi tamamen bir finaline yetişen bir üniversite öğrencisi olabilir. Bir tanesi bir ihaleye yetişen bir satışçı olabilir. Bu işte karakterlere özel dokunmaya devam edeceğiz. Çünkü şansımıza gerçekten bu buluşu biz yaptık. O yüzden de çok rahat bir Kızılderili kabilesine girebilirsiniz. Mesela, <değil mi? gülüyor> peki son 3 dakikaya da giriyoruz. Son 1 dakikayı biliyorsunuz bu hafta Babalar Günü. Onun için babalarımıza ayıracağız, bir filmimiz var. Son 1 dakika kala haber verirsen sevgili Cüneyt. Tamam. Biraz şeyden bahsedelim isterseniz 1-2 dakika. Sosyal sorumluluk, sporda da aslında marka bir yerde girmiş vaziyette, evet, işin içinde. Ya biz Türkiye'de işte İpek Şanlıurfa Cup'un sponsoruyduk.
birçok küçük takımı desteklediğimiz zamanlar oldu. Şimdi daha büyük bir şey geliyor aslında önümüzde. Bridgestone global olarak olimpiyatın sponsoru. O yüzden biz şimdi yavaş yavaş Bridgestone'la olimpiyatlarla ilgili de hem Türkiye'de hem globalde farklı yatırımlar yapmaya, destekler yapmaya başlayacağız. Bunları da işte DriveArt ve olimpiyatı birleştirdiğimiz kampanyalarımızda görmeye değişik başlayacağız. Değişik spor dallarıyla ilerleyebiliriz diyorsunuz aynen. Yani. dediğim gibi yani önümüzde güzel bir dönem var. Şu anda 1,5 milyon araca hitap eden bir buluşla ortaya çıktık inovasyonla. Bu havuzun genişleyeceği de bir gerçek. Çok da keyif aldık. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum Ozanlara bu fikirle geldikleri için. Biz de teşekkür ederiz bu çalışmalar için. En azından böyle bir dünya okçulukta hız sporcusunu da tanıttığınız için. Şimdi sizin de Babalar Günü filminiz var. Herhalde bugün o da devreye girecek. Bugün de duygusal bir Babalar Günü yaptık. Muhakkak bu tip filmler hafif duyguya dokunaklı oluyor. Sleepy güzel bir film yapmış. İsterseniz programın sonunda Sleepy'nin Babalar Günü filmiyle bitirelim. Bu arada da buradan bütün babalarımızın hafta sonu Babalar Günü'nü kutlayalım. Bebeklerin baba sponsoru olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlar. Dünyaya gelişimizi dört gözle bekleyen. İlk andan beri elimizi hiç bırakmayan. Her zaman arkamızda olan. Bizi keyiften uçuran, vazgeçilmez oyun arkadaşımız, sıcak kollarıyla huzur veren babalarımız. Siz bizim hayattaki en büyük dayanağımızsınız. Babalar gününüz kutlu olsun.